Ben Trabzonluyum. Biliyorsunuz Trabzon'un Of ilçesinden. Bizim Doğu Karadeniz'de ve köyde, çocukluğum köyde geçti. İlkokulu köyde okudum. Biliyorsunuz Karadeniz'de, hele Doğu Karadeniz'de köyler çok eğimlidir. Ve benim çocukluğumda köyde araba yolu dahi yoktu. Onun için tabii bisikletin varlığından haberim vardı köyde ilkokulda 1970'li yıllar. Ama çocukluğumda bir bisiklet fiziken de görme şansım olmadı. Biz köyde o zamanlar Karadeniz'in işte köylerinde tahtadan arabalar yapardık. Onlar da özellikle ben de yapmıştım epeyce. Onlar da o dönem için son derece sağlıklı ulaşım araçlarıydı, öyle söyleyelim çocuklar için. O anlamda çocukluğumda bisiklet yok. Ve daha sonra üniversite yıllarında tabii bisiklete tanıştım. Fakat bizim üniversite yıllarında dahi bisikletler işte şehrin belli yerlerinde kısa süreliğine kiralanan, işte belli bir 5-10 dakika sürülen araçlardı. Onu da çok fazla yapma şansım olmadı. Ta ki yurt dışına, Amerika'ya yüksek lisansa doktora için gittiğim 1990'lı yılların başlarında bisikletle zorunlu olarak tanıştım. Çünkü kampüs içerisinde arabayla girmek hafta içi çok zordu. Ve herkes bisiklet kullanıyordu ulaşım için. Ve 89-90 yılında Amerika'da ilk bisikletimi aldım. Yani 25-26 yaşında olduğum dönemde. Ve o dönemde kullanmasını öğrendim. Ve Amerika'da bulunduğum süre içerisinde sürekli bir şekilde bisikletim vardı. Herkes için sıfır emisyon son derece güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Biz de ülke olarak bu konuda bu etkinlikle önemli bir katkı sağlarız diye düşünüyorum. Aslında baktığımız zaman ülkemizde birçok şehrimiz bisiklet kullanmak için çok uygun. Ankara başta olmak üzere işte Gaziantep, Kayseri ve benzeri birçok şehrimiz buna çok uygun. İnşallah bundan sonra yerel yönetimler bu konuya daha fazla zaman ayırır, daha fazla proje geliştirir ve şehirlerde hep herkesin çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde bu yolları kullanabilecek olduğumuz ve o farkındalığın oluştuğu bir toplum yaratırız. Şimdi ülkelerin kalkınmışlık düzeyine baktığımız zaman, patent kurum başkanı olarak bunu söyleyebilirim, artık patentler bile kendi arasında çevre dostu patentler olarak da sıralanıyor ve kalkınmış ülkeler bu yeşil patentler dediğimiz çevre dostu patentleri ne kadar fazla sayıda artırırsa o ülke o kadar gelişmiş oluyor. Ben o anlamda bu bisiklet kullanımı ile ilgili olarak bunun bir kültürel olarak bütün toplum kesimlerine yayılmasını da bir gelişmişlik indeksi olarak ben bunu görüyorum. Ölçüde olarak görüyorum ve bunu çok önemsiyorum. İnşallah bu kampanya, başlatılan Türkiye Belediyeleri Birliği'nin başlattığı bu kampanya bu doğrultuda önemli katkılar sağlar diye düşünüyorum. Ve araçlarımızı daha az kullanırız. Başta bisiklet olmak üzere, toplu taşıma araçları olmak üzere metro, belediye otobüslerini daha fazla kullanırız. Hem böylece çevreyi daha az kirletiriz, hem dünyamızın ömrünü ve daha fazla uzatırız. Ve gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza daha temiz, daha sağlıklı bir dünya bırakırız. Onun için ben de bu kampanyaya katılıyorum ve vakit kaybetme diyorum. Sıfır emisyon için çık yola. Bisikleti kullan, toplu taşıma araçlarını kullan ve böylece gelecek nesillere daha sağlıklı, daha temiz bir dünya bırakalım.